Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de tekrardan böyle kolay, pratik bir iftar menüsü vereceğim size. Ya da akşam yemeği menüsü de diyebiliriz. Şu an Ramazan olduğu için iftar menüsü diyorum. Normalde de biliyorsunuz ben akşam menüleri paylaşmaya çalışıyorum. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Biliyorsunuz daha öncesinde videosunu çektim. Sulu köfte hazırlamıştım buzluğa. Şimdi onu çıkartıp bir sulu köfte yapacağız. Bir de kabak dolması yapacağım. Zeytinyağlı, çünkü köfte kıymalı olduğu için ben kıyma kullanmayacağım ama arzu ederseniz siz kullanabilirsiniz. Hemen ardından yoğurtlu semizotu salatası yapacağım. Özellikle kabağın yanına çok daha güzel yakışıyor. Şimdi öncelikle kabağı dolduralım. İçini hazırlayayım. Onu koyacağım. O pişerken köfte salatamı yapacağım. Şurada bir su bardağı pirinci yıkadım. Hemen bu bardakla, klasik bardaklarla İçerisine yarımdan daha da az zeytinyağı ilave ediyorum. Tam yarım su bardağı doldurmayın. Baharat olarak tuz, karabiber, toz biber, pul biber ve nane. Hemen hemen yarım tatlı kaşığı kadar. Kabağım 3 tane orta boy. Şöyle yemek kaşığın ucuyla biber salçası, dereotu, maydanoz ve 2 tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Burada 2 dişli sarımsağım var. Onu da doğradım. Hepsini ilave ediyorum. Buna ben böyle soğanı bolca koyuyorum. Yeşilliği. Pirinçten daha çok sanki öyle gibi oluyor ama pirinç şişecek. Şöyle bir karıştırayım. Tamamdır. İç harcım hazır. Bir kenarda beklesin. Ben burada kabağı temizledim. 3 tane kabağı ortadan ikiye böldüm. İçinde temizledim. Sizlere bir tane de şöyle oyacağım ve göstereceğim. Kabuklarını şu kısımla şöyle yaptığınız zaman bu şekil alıyor. Ben bir tane de patates böyle içini oydum ki, çünkü birazcık tencerem küçük gelecek. Çok fazlasıyla kabak yok çünkü. Şunun içini temizleyebilirim. Eğer daha çok seviyorsanız çoğaltabilirsiniz kabağınızı. Bir oyacakla ya da kaşıkla oyabilirsiniz. Tamamdır. Bayağı ince oydum. Yıkadım hepsini, temizlemiştim. Şimdi içlerini dolduruyorum. Çok böyle tıkız doldurmayın çünkü pirinçler şişecek. Birazcık da şöyle boşluk bırakın, çok hafif. Böyle gayet iyi. Üzerine de şöyle domatesle kapak yapıyorum. Dolmayı pişireceğim. Aslında salçalı sosun dibine yapacaktım ama unuttum. O yüzden şunu kenara alayım ben. Şöyle ufak bir tavanın içinde hemen yağ kızdırıp salçalı su yapıp içine dökeceğim. Yarımdan biraz daha az, böyle çeyreğe yakın zeytinyağı. Ocağın altını yakıyorum. Bir tatlı kaşığı sadece domates ya da biber salçası. Ben biber kullanıyorum ama tatlı değil, acı değil, tatlı. Şöyle hafif içinde dağıtacağım. Birazcık salçayı yaktıktan sonra 2 su bardağı su ilave ediyorum. Taşım kaynatıp hemen üzerine dökeceğim dolmanın. Yeterince kaynadı artık. Bunu alıyorum. Dolmayı koyuyorum. Hazırladığım sosu üzerine boşaltıyorum.
İsterseniz de direkt sadece su ve zeytinyağı da koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu kadar su yeterli. Şimdi bunu arka tarafa alayım. Kapağını kapatayım. O arkada pişsin. Ben burada hemen köfteyi yapacağım. Köfte için uygun tencereyi ocağıma alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tenceremi boşaltıyorum. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Ben patates ilave etmeyeceğim ama arzu ederseniz patates, havuç da ilave edebilirsiniz. Ben bu sefer sade bırakacağım. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Böyle çok aşırı doldurmayın. Biraz kokusu çıkana kadar hafif kavuracağım. Çok değil. Bir yemek kaşığı da domates ya da biber salçası. Ben domates ilave ediyorum. Salçayla da birazcık kavuracağım. Çok olmadan şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane. Tamamdır. Bir miktar şöyle sıcak su ilave ediyorum. Çırpıcıyla hızlı hızlı karıştırayım. Altını da orta ateşe getireyim. Kaynadıktan sonra köfteleri atacağım. Hemen şurada köfteyi göstereyim. Bu şekilde hafta içi hazırlamıştım biliyorsunuz. Bir poşeti çıkarttım şimdi. Buzlu bir şekilde hemen içine atıyorum. Altını biraz yükselteyim kaynasın. Kaynamaya başladı. Çok fazlasıyla karıştırmayın. Dağılmasın. Şimdi bırakıyorum. Altını kısa alıyorum. Bir 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Hemen semizotu salatasını da yapayım. Şöyle bir kase hemen hemen bir 6 yemek kaşığı kadar yoğurt. Biraz tuz. Bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Bunu da üzerine dökeceğim. 2 diş sarımsak. Yoğurdun miktarını semizotuna göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle çırpıyorum. Burada bir bağ semizotunu temizledim. Hiçbir şekilde doğramayacağım. Direkt böyle dallarından temizlemiştim zaten. İçine katıyorum ve karıştırıyorum. Arzu ederseniz doğrayabilirsiniz. Üzerine birazcık da şöyle zeytinyağı gezdireceğim. Biraz da şöyle pul biber. Salatam da gayet güzel oldu. Artık yeterli. Kaynadı. Böyle çok çok köfteli olmuyor. Hafif böyle sulu birazcık. Gayet iyi. Kapatıyorum artık. Dolmada pişti. Hemen onu da kapatıyorum. Artık yemeklerimin son haline geçebilirim. Yemeklerim hepsi hazır. Dolmayı bu şekilde borcama aldım. Yemeğim de burada dinlendi. Salatam da hazır. Şimdi artık tabaktaki son haline geçebilirim. Hepsini bir tabakta toparlayacağım. Yemeğimi, salatamı ve dolmamı. Hemen bir tane dolmadan alayım. İçi de gayet güzel. Salatandan da. Arzu ederseniz sadece yoğurt ya da cacık da yapabilirsiniz. Köfte de gayet güzel oldu. Böyle birazcık hafif sulu. Yukarı linkini ekleyeceğim. Köfteleri yapmak isterseniz. Umarım hazırladığım bu menüleri sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.